Merhaba, hoş geldiniz. Xiaomi telefonlarda mutlaka yapmanız gereken 10 ayarla karşınızdayım. Şimdi baştan 3 tane not düşeyim. Bunlardan birincisi bu 10 tane özellik bütün Xiaomi cihazlarda bulunmayabilir. Hemen hemen hepsi bulunacak ama bazılarında donanım desteği gerektiği için cihazınızın donanımı bunu desteklemiyorsa bu ayarı göremeyeceksiniz. Ancak yine de bunlar önemli olduğundan dolayı bahsetmek istedim. Zaten çok fazla yok bunlardan. İkinci olarak bu 10 tane önemli özellik benim üzerine çok fazla düşündüğüm özellikler değil. Oturdum düşündüm bir şey mi cihazda hangi ayarlar yapılır? Tak 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 10 tane ayarı yazdım. Bu şu anlama geliyor. Bunlar benim için gerçekten önemli ve kilit özellikler. Bundan da bahsetmek istiyorum. Üçüncü olarak hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi bahsedilmesi gereken ilk ayara başlamadan önce şu yukarıdaki sayının ne olduğunu merak edenler olacaktır. Cihazın hali hazırdaki ekran tazeleme hızını gösteriyor. Onu da bir ayarı gösterirken kullanacağım için şimdi baştan açtım. Öncelikle ilk özelliğimiz Xiaomi'nin yıllardır tartışılan bir konusu reklamlar. Eğer Xiaomi'nin sistem uygulamalarında çıkan reklamları kapatmak istiyorsanız o uygulamaya geliyorsunuz. Ben hemen güvenlik uygulamasına geliyorum. O uygulamanın ayarlarına geliyorsunuz. Tavsiyelere alın şeklinde bir ayar olur ve bu ayar açık olur. Bunu kapatıyorsunuz. Bunun yanı sıra mesela dosya yöneticisini göstereyim. Buradan 3 çizgiye tıklıyoruz. Ayarlara tıklıyoruz. Hakkında'ya tıklıyoruz. Burada öneriler şeklinde bir sekme var. Dosya yöneticisinde de reklamları bu şekilde kapatabiliyoruz. Eğer bu konu sizi ciddi manada rahatsız ediyorsa sistem uygulamalarındaki ayarlara bakarak bu şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi ikinci özelliğe geliyoruz. Diyelim ki siz reklamları kapatmak istiyorsunuz ve hakikaten hepsini kapattınız. Ancak bazı uygulamalarda bu işe yaramıyor. Mesela örnek vermek gerekirse ben ne zaman Wi-Fi'yi açsam doğar kağıdı döngüsü denen bir uygulamadan bana bildirim geliyor. Keza mesela bence Xiaomi telefonlardaki en nefret edilesi uygulama Mi Video. Bakın Mi Video'ya giriyorum. Buradan profile girdim. Buradan ayarlara girdim. Gördüğünüz gibi push bildirimleri adı altında bugün popüler diye bir sekme var. Buraya giriyorum. Mi video uygulaması size çeşitli videoların önerilerini gösteriyor ve bunu buradaki bildirim sekmesine düşürüyor. Siz bunu istemiyorsunuz ve kapattınız. Bu özellik 30 gün için kapatılacaktır. Yani siz bu özelliği tamamen kapatamıyorsunuz. Keza başka bir ayar var. Kişiselleştirilmiş öneriler. Bir nevi reklam bu özelliği kapattığınızda bunun sadece 90 günlüğüne kapatılacağını söylüyor. Yani siz cihazınızdaki bir uygulamaya, bir sistem uygulamasına hakim değilsiniz. Ve şunu söyleyeyim, bu inanılmaz derecede rahatsız edici. Özellikle Mi Video tarafında bana saçma sapan bildirimler gönderiyordu. Buradan indiriyoruz, bir klasik Android özelliğidir bu. Basılı tutuyoruz, daha fazla diyoruz. Bildirimleri göster kısmında bunu kapatıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bildirim gitti. Evet, uygulamadan hiçbir bildirim gelmiyor. Evet biz bu bildirimi Android'den kapatıyoruz. MIUI üzerinden kapatmıyoruz. Ancak duvar kağıdı döngüsünden gelen bildirimin, Mi Video'dan gelen bildirimin ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden kapattım. Size de kapatmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü kurtulamıyorsunuz. Bunu Mi Video'da nasıl kapatırım derseniz, az önce gösterdiğim gibi bildirime basılı tutarak da kapatabilirsiniz. Veya uygulamaya gelin. Uygulama bilgisine gelin. Buradan bildirimler kısmına gelin. Bakın ben bildirimleri kapatmışım. Eğer ben bu bildirimleri kapatmasaydım saçma sapan ama gerçekten saçma sapan bildirimler geliyordu. Saçma sapan video önerileri geliyordu. Bunu kesinlikle kapatmanızı tavsiye ederim. Şimdi göstermek istediğim üçüncü özellik uygulama çekmecesi. Bakın bunu buradan çektiğinizde sizi Google arama kısmına getiriyor. Ancak ben bu Google aramayı istemiyorum. İki parmağınıza şöyle çekiyorsunuz. Burada gördüğünüz çarka tıklıyorsunuz. Buradan daha fazla kısmına tıklıyorsunuz. Burada ana ekran kısmı var. Buraya giriyorsunuz. Normalde sizde klasik ayarlıdır. Uygulama çekmecesi ile şeklinde ayarlıyorsunuz. Uygulama önerileri kısmı reklam değil. En yukarıda sizin en çok kullandığınız uygulamaları gösteriyor. Bunu açıp kapatmak size kalmış. Bu özellik bize ne sağlıyor? Hemen göstereyim. Artık bütün uygulamalar ana sayfanızda değil. Böyle yukarıya çektiğinizde bir uygulama çekmecesi var. Ve ayrıca bence bu özelliğin en önemli noktası şu. Uygulama arama çubuğunu buraya getirebiliyorsunuz. Benim çok fazla kullandığım bir özellik bu. Normalde ana cihazında 100 tane uygulama varsa ve ben bir uygulamayı arıyorsam kesinlikle bu arama çubuğunu kullanıyorum. Şey mi cihazlarda da bu uygulama çekmecesini açarak uygulama arama kısmını açabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Dördüncü özellik olarak insanları rahatsız ettiğini düşündüğüm bir konu var. Bunu böyle en kenara çektiğinizde Google Discover adlı bir uygulama var. Burada haber sekmesi, çeşitli haberler ve videoları gösteriyor. Bunu kapatmayı isteyen hatırı sayılır bir kullanıcı kitesinde olduğunu düşünüyorum. Bunu kapatmak çok basit. Yine az önce olduğu gibi iki parmağımızla bu şekilde hareket yapıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Daha fazla giriyoruz. Google Discover adlı ayarı kapatıyoruz. Buradan onaylayalım. Artık Google Discover'a girmiyoruz. Tamamen kapanıyor. Bu güzel bir özellik. Mesela bildiğiniz gibi Realme GT2 Pro'nun incelemesini yapmıştım. Orada bu ayarı tamamen kapatamıyoruz. Haberler gözükmüyor ama bir boşluk oluşuyor. Yine o sekmeye geliyorduk. Xiaomi'de bunu tamamen kapatabilmek bence gerçekten güzel. Benim bir diğer en çok kullandığım ve cihaz kullanımını hızlandırdığını düşündüğüm özellik. Yine az önce olduğu gibi uygulama çekmecesi ayarlarına giriyoruz. Burada ana ekran düzeni var. 4'e 6 ve 5'e 6 şeklinde. 4'e 6 yaptığınızda bir satıra 4 tane uygulama sığıyor. Ancak siz bunu 5'e 6 yaptığınızda bir satıra 5 tane uygulama sığıyor. Şöyle göstereyim. Ben bunun gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Cihazlarımızın ekranları çok büyük. Uygulama simgeleri de bence yeterince büyük. 4x6 üzerinin ekran kullanımını verimsizleştirdiğini düşünüyorum. Eğer siz de bu şekilde düşünüyorsanız bu ayarı yapabilirsiniz. Altıncı konu sistem navigasyonu. Bakın gördüğünüz gibi altta 3 tane tuş var. Android'de tam ekran hareketleri geldiğinden beri ben bu tuşları kapatıyorum. Bunun en önemli sebebi AMOLED yanığı. Bir cihazda AMOLED yanığı oluşmasının sebeplerinden birisi ekranda çok fazla sabit görüntünün kalmasıdır. Navigasyon tuşları da hani görebileceğiniz gibi gayet ekranda sabit bir şekilde duruyorlar. Ve ayrıca ben tam ekran hareketlerinin cihaz kullanımını hızlandırdığını düşünüyorum. Yine az önceki olduğu gibi uygulama çekmecesi ayarlarına giriyoruz. Buradan daha fazla kısmına giriyoruz. Sistem navigasyonu şeklinde bir sekme var. Buraya basıyoruz. Tuşlar ve hareketler arasında seçim yapabiliyoruz. Öğrenmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi altta artık bir tuş yok. Ben illa tuşları kullanacağım diyorsanız hemen tuşları açalım. Eğer diyorsanız ki ben tuşları kullanmak istiyorum. Burada da göstermek istediğim yararlı bir özellik var. Tuş kısa yolları. Bu tuşlara ve tuş kombinasyonlarına çeşitli özellikler atayabiliyorsunuz. Buraya bir bakmanızı tavsiye ederim. Yararlı özellikler var ama ben tamamen kapattığım için beni çok ilgilendirmiyor. Bunu söylemek istiyorum. 8. özelliğimiz Android kullanıcıları arasında adeta hastalık olmuş bir soru. Benim RAM'im ne kadar dolmuş? Eğer Xiaomi cihazlarınızda şu şekilde RAM'inizin ne kadar kullanıldığını görmek istiyorsanız yine bunun basit bir ayarı var. Yine uygulama çekmecesine giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Daha fazlaya geliyoruz. Aşağı indiğimizde bellek durumunu göster ayarı var. Bu şekilde ne kadar cihazın RAM kullandığını görebiliyorsunuz. Şimdi son iki özelliğe geldik. Dokuzuncu özelliğin bu videonun en önemli özelliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Cihazın ekranı yüzdürmezse zorlama. Şimdi bakın gördüğünüz gibi yukarıda ekran tazelemizini görüyorsunuz. 60 veya 120 şeklinde. Hemen YouTube'a giriyorum ben. Şöyle Murat 60 kanalına girelim. Abone olursanız sevinirim. Bakın cihaz YouTube'da 60 Hz çalışıyor. Keza başka başka uygulamalarda da 60 Hz çalıştığını görebilirsiniz. YouTube tarafında 60 Hz'i bir nebze kabul edebilirsiniz. Çünkü YouTube'da izlediğiniz videolar 60 veya 30 Hz. Ancak şuradaki gezinmede 120 olmasını isteyebilirsiniz. Daha önemlisi hemen size şuradan göstereyim. Standoff 2 Arkadaşlar bu oyun 120 FPS destekliyor. Keza LOL Wild Rift bu oyun 120 FPS destekliyor. Ancak bu oyunlara girdiğimizde cihaz ekranı 60 Hz'e kilitlediği için siz oyun içerisinden 120 FPS'i ayarlasanız bile ekran 60 Hz'e kilitlendiği için oyun da 60 FPS'e kilitleniyor. Bunun bir çözümü var. Çok basit bir çözüm. Farklı farklı çözümleri var. Bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Bahsedeceğim çözümün çoğu şey mi cihazda çalışacağını düşünüyorum. Hemen göstereyim. İndirmeniz gereken uygulama Set Edit. Ben uygulamayı Google Play Store'dan indirdim. Bu uygulamayı açıp gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Sonra karşınıza bu liste çıkacak. Buradan User Refresh Rate ayarını bulmanız gerekiyor. User Refresh Rate ayarı burada. Bu değer 120 şeklinde. Buraya tıklıyorum. Bu kısma tıklıyorum. Edit Value kısmına. Bunu 1 yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra hemen Standoff oyununa girelim. Bakın oyun az önce 60 çalışıyordu. Şu an ekranı 120'ye kilitledi ve aşağıya indirmiyor. YouTube'a girelim. YouTube'da da gördüğünüz gibi 120Hz olarak artık uygulama çalışıyor. Şu videoya girelim. Bu video 60 FPS'te. Ben bu videoyu niye açtım? Bu özelliğin bir eksisi var. Evet siz sistemin her tarafında 120 Hz alıyorsunuz ama normalde mesela 60 fps veya 30 fps bir video izliyorsunuz. Ekranınızın 60 Hz'e düşerek güç tasarrufunda bulunması gerekiyor. Ancak mesela video durduğunda bu 60 Hz ken, videoyu başlatıyorum. Videoyu başlattığımızda hiçbir şekilde 60 Hz'e düşmüyor. Bu size pil tüketimi olarak yansıyacaktır. Bunun çözümü var mı? Var. Cihazı pil tasarrufuna alırsanız evet ekran 60 Hz'e düşüyor. Ancak siz bunu yaptıktan sonra Set Edit uygulamasından az önce yaptığımız işlemi tekrar yapmanız gerekiyor. Burada dengeyi kurmak size kalmış. Pile muazzam bir etkisi var mı? Açık konuşmak gerekirse ben bunu oturup hiç ölçmedim. Eğer siz bu konuya bu kadar takıyorsanız bir deneyebilir ve pil ömrünüze göre arada seçim yapabilirsiniz. Bu özelliği de göstermek istedim. Set Edit uygulaması sizde çalışmayabilir. User Refresh Rate ayarını bulamamış olabilirsiniz. Bunun çeşitli şekilde çözümleri var. Ben de işe yarayan çözüm bu oldu ve diğer yolları araştırmadım. Aklınızda bulunsun. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorum. Bir şey olacağından değil ama notu düşmek istiyorum bunu da söyleyeyim. Sen kullanıyor musun? E uygulama kurulu demek ki kullanıyorum. Zaten 11T Pro'nun oyun testini yapmıştım. Orada da Wild Rift'i 120 FPS oynarken, Standoff 2 120 FPS oynarken bu ayarı yapmak zorundaydım. Yoksa cihaz kendini 60 Hz'e kilitliyordu. Şimdi bunu söyledikten sonra son olarak PVM dimming ayarı. Bu ayar nedir? Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlar kısmından ekran kısmına giriyorsunuz. Buradan da titreşimsiz mod kısmına geliyorsunuz. Şimdi bu ayar ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Kameramın ayarlarıyla oynadım. Ekrandan geçen titreşimi görüyorsunuz. Hemen parlaklığı kısıyorum. Bakın titreşim ciddi manada arttı. AMOLED ekranların, OLED ekranların problemlerinden birisi titreşim. Firmalar lansmanlarında PWM dimik ayarını tanıtıyorlar. Xiaomi'de bunu açmanın ayarı var. Bakın şu an normal modundayız. Titreşimsiz modunu açıyorum. Bize diyor ki titreşimsiz modunu açmak için ekranı 60 Hz ayarlamam gerekiyor. Tamam diyorum. Basamadım. Bakın gördüğünüz gibi ben kameranın hiçbir ayarıyla oynamadım. Titreşim ciddi manada azaldı. Bu titreşim miktarı ekran parlaklığı düşük olduğunda artıyor. Hemen parlaklığı açayım. Parlaklığı azaltayım. Titreşim sıklığı bir nebze arttı. Burada titreşimsiz modu açtığımız için aradaki farkı göremiyoruz. Hemen normal moda alayım. Gördüğünüz gibi titreşim inanılmaz manada arttı. Farkın inanılmaz seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Daha da net gösterebilmek için cihazın yenileme hızını tekrar 120'ye alıyorum. Titreşimsiz mod kısmına geliyorum. Palaklığı açıyorum. Bakın titreşim yine az ama titreşim azalttığımızda ekrandaki dalgalanma ciddi manada artıyor. Bu bizim nerede işimize yarar? Gece ışığı kapattınız, telefonunuzdan bir şey okuyorsunuz. Mesela PDF okuyorsunuz, mesela kitap okuyorsunuz. Sizin burada yüksek tazeleme hızına veya yüksek parlaklığa ihtiyacınız yok. Ancak ekran parlaklığını kıstığınızda ekrandaki titreşim artıyor. Bu titreşimden gözü rahatsız olan insanları ben gördüm. Zaten ciddi manada tartışılan bir konu. Ekran ayarlarındaki titreşimsiz sekmesini kullanarak eğer cihazınızın ekranı destekliyorsa bu not düşmek istiyorum. Ekrandaki titreşimi azaltabilirsiniz. 11T Pro için vermeniz gereken bedel 120Hz'den 60Hz'e inmek. Zaten burada mesele bir şey okumaksa en azından belli şartlarda buna çok takmayacağınızı düşünüyorum. Burada bahsetmem gereken başka bir konu daha var. Siz burada cihazı titreşimsiz moda aldığınızda cihaz ekranını 60Hz'e çektiği için Set Edit uygulamasında ayarladığımız ayar eskisine dönüyor. Hemen göstereyim. Bakın standoff'a girdik. Ekran 60Hz. YouTube'a girdik. Ekran yine 60 Hz. Set Edit uygulamasını kapatıp açıyorum. Gördüğünüz gibi bizim bir yaptığımız User Refresh Rate ayarı tekrar 120 olmuş. Cihazınızın ekran tazeleme hızını değiştirdiğiniz her senaryoda User Refresh Rate ayarı birden tekrar 120 oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ancak bu küçük uğraşlar cihazı belli noktalarda özellikle oyunlarda 120 FPS olarak kullanmaya değer diye düşünüyorum. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok. Bunu da söylemek istiyorum. Bu videoda size 10 tane özellik gösterdim. Bazı ayarlar MIUI'nin eksikliklerini ve kötü yönlerini kapatmak için Android ayarlarıyla oynamaktı. Mesela Mi videonun bildirimlerini kapatmak buna bir örnek. Bazıları da Mi güzel özellikleriydi. Mesela Google Discover'ı kapatabilmek. Ben bu ayarı Realme GT 2 Pro'da bulamamıştım. Bunun dışında benim söyleyebileceğim bir şey yok. Yardımcı olabilmişimdir diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.